Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan salatası yapacağız ama çok farklı bir tarifle geliyorum arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Malzemeleri kenara çekeyim. Patlıcanlarımı öncelikle şöyle ince kestim. Tuzlu suda beklettim canlar. Video uzamasın diye ve peçetemin üstüne şöyle ekliyorum canlar. Şimdi bunları kurutup tekrar yağda kızartacağım ki yağ çekmesin diye. Patlıcanlarımı şöyle yaptıktan sonra canlar iyice bütün suyunu alalım. Şöyle kurusun canlar. Tamamı kızdırdıktan sonra şöyle patlıcanlarımı ekliyorum canlar. Patlıcanlarımızı önlü arkalı kızartalım canlar. Kızarmış olan patlıcanlarımızı kağıt peçetenin üstüne ekleyelim. Patlıcanlarımı kızarttığım aynı tavama biberlerimi aktarıyorum. Teker teker malzemelerimi kızartacağım canlar. Aynı yağ kırmızı kapyaları da kızartıyorum. Aynı yağ minik doğradığım patlıcanlarımı da kızartıyorum canlar. Aynı yağ küp küp doğradığım tavuklarımı da ekledim. Onları da kızartıyorum. En son kalan yağ domateslerimi ekleyip çok fazla öldürmeden kaldırıyorum canlar. Haşlamış olduğum kuskus makarnama 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Tepeleme yoğurt. Çok az bir tuz ekliyorum canlar. Çay kaşığı ucu kadar. Ve bunu karıştırıyorum. Karıştırdığım yoğurdu kuskusumun üstüne de maydanozu ekliyorum canlar. Şöyle ince ince kırıp ekliyorum. Bunları da karıştırıyorum. Da iyice karıştırdık canlar. Şöyle bütün malzemeyi hazırladım. Domateslerimi de böyle yağda hafif kızarttım. Bütün malzemelerim tamamlandı. Şimdi salatama geçebilirim. Şöyle kavuma canlar streçimi ekledim. Şöyle yuvarlak halinde. Şu bardağı ortaya koyacağım. Biraz farklı bir dizayn. Şöyle patlıcanlarımı ekliyorum canlar. Sırasıyla yuvarlak kek kalıbınız varsa canlar onu da yapabilirsiniz. Benim kek kalıbım biraz zikzaklıydı. Onun için bunu
Tamam, başvurdum. İnşallah güzel olur. Ki bir dahaki önceden de yapmıştım. Olmuştu çok güzel. Çok çeviriyorum. Bütün hepsini dizdikten sonra şöyle salatamızı ekliyoruz canına. Önce kuskus salatası. İstediğiniz öbür malzemenin de yerlerini değiştirebilirsiniz. Şöyle sıralayalım. Kıvırcıklarımızı ekleyelim. Kıvırcıklarımızı da ekledikten sonra canlar, biberlerimizi ekliyoruz şöyle. Üstlerine serpiyoruz. Sırasıyla tavuklar, kapyalar canlar. Hafif kızartmış oldum. Domateslerimi de ekliyorum canlar. Tekrardan yine kıvırcık ekliyorum. İster ana yemek, ister salata ve muhteşem bir sunum sofralarına muhteşem yakışan bir yemek. Muhteşem bir salata da diyebiliriz. Geriye kalan kuskus salatamızla üstüne ekliyorum canlar. Şöyle kenarlarını iyice düzeltelim canlar. İyice salatamızı düzelttikten sonra katlayabiliriz. Şöyle katlıyoruz canlar. Tamam ile katladık şöyle canlar. Üstünü de sıçrayışlayıp 2 saat buzdolabının normal bölümünde bekletiyoruz canlar. Evet, dolapta 2 saat dinlendirdikten sonra üstteki streçini alalım canlar. İçindeki bardağını da alalım. Bardağı da içinden aldıktan sonra
tabağımıza ters çevireceğiz. Evet. Ters çevirdik. Üstündeki streci de alalım canlar. Yaprağını şöyle ortasına koyuyorum canlar. Şöyle sunumumuz da böyle oldu canlar. Şimdi bir de keselim. Şöyle keselim canlar. Evet, dilimimiz de böyle çıktı. Arkadaşlar, muhteşem bir salata. İsterseniz bir ana yemek. Misafir sofralarına, davet sofralarına muhteşem yakışacak bir salata veya ana yemek. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.